Bize çok gelen sorulara cevaplar verelim. Taşınmak ne kadara patladı? Ev sizin mi, kira mı? Ne kadar ödüyorsunuz? Üçüncü soru, neden Ege Akdeniz değil de Sakarya'dayız? YouTube'dan para kazanıyor musunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Köyde para kazanılır mı? Gündelik işler var mı? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerimiz, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Elimizde kartlar var. Bu kartlarda bize bugüne kadar buraya taşındıktan sonra sorduğunuz sorularla alakalı bir toparlama yapıyoruz. Aslında bu hafta o kadar çok kar yağdı ki şu an dışarısı bembeyaz. Galiba 87 yılından beri en yoğun kar yağışı olacaktı. Gerçekten yoğun olarak başladı. Bakalım nasıl devam edecek. Biz de eve tıkılı kalmışken ne yapabiliriz diye düşündük ve bize çok gelen sorulara cevaplar verelim. Evet, Deniz'in söylediği gibi dışarıda bayağı yoğun bir kar var. Biz Sakarya'da köyümüzdeyiz. Tam olay yerinden bildiriyoruz. Aynen. Yani. Evimizde kapalı, mahsur kaldık. Evet. Yani çıkamıyoruz. Ya ana arterler açık. İlçeye rahat gidip gelebiliyorsunuz. Hani şaka bir yana minibüs vesaire işliyor ama ne yazık ki ne ormana çıkabiliyorsunuz ne bahçe işleri yapabiliyorsunuz. Hem çok soğuk hem de şu anda tam şey aşamasında. Yani kar ne tuttu ne tutmadı. Bembeyaz ama bastığınız zaman da cıvık, hafif çamur. Böyle en keyifsiz zamanında. Yarın güzel olacaktır. Olursa da bir zaten kar videosu planımız var. Derken hemen konuya geri dönelim. Bize en çok sorulan soruların başında ben Filiz Hanım'a sorayım. Taşınmak ne kadara patladı? Biz buraya gelmek için ne kadar para harcadık? Öncelikle bizim buraya gelmek için bir birikimimiz yoktu. Bir birikime ihtiyaç da duymadık. Taşınmak için nakliye bedeli ödedik. Bu 8 bin liraydı. Onun dışında evimiz doğalgazlı olmasına rağmen bir köy evidir, sobalı olmalıdır diye düşünerek evet. Soba sıcağı bambaşka. Gerçekten araştırdık, peşine düştük. Bu arkadaşı da borular vesaire ailemize kattık. Evet, her şey içerisinde 4500 lira mal etmiş olduk. Onun dışında tabii ki her evde, yani taşındığınız nerede olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun, köy içi, şehir içi fark etmez. Mutlaka bir küçük ihtiyaçlar oluyor. Yani oraya uygun işte belki ışık, da perde vesaire. Bunun gibi ufak detaylar için de ortalama 2000 lira harcamışız diye düşünüyorum. Sobayla birlikte 14-15 bin lira gibi bir para harcayıp İstanbul'dan gelip buradaki hayatımıza başlayabildik arkadaşlar. Değil mi? 15 bin liraya istediğiniz bir köye 3 artı 1 eviniz evet. Varsa, bizim İstanbul'da 3 artı 1'di. İşte çocuğun odası, bizim odalarımız. Gayet de yoğun bir evimiz vardı. Bir de tabii yani buraya taşınırken ki kira bedelimiz. O zaman hemen şöyle gireyim. İkinci soruyu girelim. Bağlayalım. İkinci soruyla bunu bağlayalım. Çıkamadık işin içinden. Şimdi hep soruluyor. Ev sizin mi, kira mı? Ne kadar ödüyorsunuz? Kaç metrekare? Galiba bunlar çok önemli sorular arkadaşlar. O yüzden biz de cevaplayalım istedik. Buyurun Filiz Hanım. Ev bizim mi, kira mı? Ev maalesef bizim değil. Evimiz kira. İstanbul'dan sonra buradaki kira bizim için daha yine tasarruf etmemizi sağlayacak bir rakamdaydı. Biz evimizi 1700 liraya kiraladık. Onun dışında evimizi bir uygulama üstünden bulmuştuk ve zaten bir emlakçı bedeli yoktu. İşte depozito, klasik, bir de kira ödedik. Bizim için şöyle bir artısı oldu bir taraftan. İstanbul'daki evimizin kirası artı aidatı şu anki buradaki kiranın iki katından fazlaydı. Bir burada araya girip bir not paylaşmak istiyorum. Aslında bizim zaten böyle köye göçen çok fazla pandemiyle beraber arkadaşımız var öyle diyelim. Yani takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz yine sosyal medyadan da. Fakat bizim belki farkımız diyebileceğim şey, biz en baştan bu süreci zaten paylaşıyorduk sizinle. Daha ev arayış sürecimiz, ev bakma sürecimiz, bazı baktığımız evlerin videolarını paylaşamamıştık ama onun dışında iki tane paylaşmıştık. Biz 4 ev bakmıştık. Evet. İkisini zaten tutta paylaştık. Evet ve baktığımız evlerde aradığımız bazı kriterler vardı. O ilk videolarda bahsetmiştik onlardan. İşte işimiz gereği birazcık kargoya yakın olsun istiyorduk. İstanbul'dan ilk etapta çok uzaklaşmak istememiştik vesaire. O nedenle burası bizim için ideal bir yer. O zaman 1 ve 2, ikinci soruyu birleştirerek zaten toparlamıştık. Üçüncü soruda neden Ege Akdeniz değil de biz Sakarya'dayız? Arkadaşlar bizim burayı finanse edebilmek için kurduğumuz bir işimiz var. Bununla ilgili ileride de bir soru var. Orada daha ayrıntılı olarak açıklayacağız bunu tabii ki ama işimiz İstanbul'da ve bizim tüm tedarikçilerimiz de İstanbul'da. Biz ilk olarak İstanbul'a yakın bir yere göç etmek istedik. Bunun altında birkaç sebep vardı. Bir, biz köy hayatına alışabilecek miyiz? İkincisi de az önce anlattığım gibi işimiz İstanbul'da olduğu için tüm tedarikçilerimiz, mal aldığımız insanlar, bizim birlikte iş yaptığımız insanlar İstanbul'da. Biz bu iş bağlantılarını da belli bir olgunluğa getirmeden, seviyeye getirmeden araya çok mesafe koyarak test etmek istemedik açıkçası.
Değil mi? Burada en ufacık bir aksilik olsa evimizin önünden direkt İstanbul'a giden otobüs var ve 1,5 saatte hani vesait, araba vesaire hepsini geçiyorum. Yani otobüse binip 1,5 saat, 2 saat içinde İstanbul'da olabiliyorsunuz ve direkt işinizi halledip tekrar geri dönebiliyorsunuz. Neticede bir şekilde hayat da bizi aslında buraya doğru yönlendirdi. Memnunuz da aslında biz sanki böyle işte acaba daha deniz kenarı bir yer mi, doğa mı karar verir noktasında olduk ve tercihimizi doğadan yana kullandık. Deniz zaten öyle. Burada var bir tane. Evet, gerekirse de gidiyoruz Karasu'ya gideriz yani. Bir başka soru da YouTube'dan para kazanıyor musunuz? Hedefiniz ne? Nasıl başladı? Ne kadara mal oldu? Bunu da ben cevaplayayım. Şimdi öncelikle biz YouTube'dan daha para kazanmıyoruz. Hobi gibi başladı ve aslında kendimiz için oluşturduğumuz bir resim albümü gibi devam ediyor. Tabii bunun bir getirisi olur mu olmaz mı ilerleyen günlerle birlikte göreceğiz. Yani getirisi olursa biz bu işe daha fazla yönlenip, daha fazla vakit harcayıp, daha fazla video oluşturmaya başlayacağız. Buradaki hedefimiz tabii ki büyümek. 1000 olduk. Tamamen organik. Sevdiğimiz şeyleri paylaşıp, acaba bu ilgi çeker mi diye bir bekleme aşamasındayız şu anda. Ne kadara mal oldu derseniz, önceki videoyu izleyenler de bilir. Bizim butik bir reklam ajansımız da var. Butik bir reklam ajansımız olduğu için kameramız, işte ikinci kameramız, GoPro'muz, işte drone'umuz gibi bazı teknik ekipmanlarımız var. İşte mikrofonumuz, ses için kullandığımız. Çünkü bunları zaten profesyonel işlerimizde de kullanıyorduk. Ayrıca ben video editleyebiliyorum. Yani Adobe programlarını kullanabildiğim için işte bu editleri vesaireleri kendim yapabiliyorum ve biz dışarıya bağımlı kalmıyoruz. Şu videoları sadece filizlemen hazırlıyoruz aslında. İşte çekimi, hazırlanması, editlemesi. Başka kimseye ihtiyacımız olmadığı için ve ekipmanlarımız olduğu için aslında biz sadece yapmak istedik ve başladık. Herhangi bu işe bir yatırım yapmadık. Yatırım yapıp alacağımız her şey zaten bizde mevcuttu. Tabii ki Deniz'in dediği gibi şimdi bir de şöyle bir durum var. Gerçekten takipçi sayısının arttığını yavaş yavaş ve gerçekten kemik bir kitlenin de oluşmaya başladığını gördükçe o motivasyonla ya daha çok olsun tabii ki istiyor insan ve bu gerçekten memnun ediyor. O yüzden birazcık farklı bir algı açtı. Yani tabii ki istiyoruz kanalımızın büyümesini. Bu nedenle çok çabalıyoruz. Sizin kısacık belki 10 dakika çok da boğmak istemediğimiz için, sıkmak istemediğimiz için kısa tutmaya çalıştığımız videolar için diyebiliriz ki edit yani o teknik kısmında bir tam gün neredeyse evet harcanıyor. Gerçekten çaba harcıyoruz ve bunun bu emeğin karşılığını görmek bizi çok mutlu ediyor. O nedenle tam şu noktada eğer henüz abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açmadıysanız bildirim zilini açın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Hala yolun çok başındayız. Biraz uzak bir zaman gibi gözükse de bizim 10.000'e ulaşmak için koyduğumuz bir hedef var şu anda ve olabilecek en kısa sürede o hedefe ulaşmak istiyoruz. Tabii 10.000, 100.000, milyon olursa. Yani bizim gibi cesaret edip yeni bir hayata başlamış ve bunu çeken arkadaşlarla baktığınız zaman bizim içeriklerimizin teknik anlamda belli bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani varmak istediğim son nokta elbette 10.000 değil ama benim için buradan sonraki ilk adım 10.000 takipçi. Tabii sevenlerimiz destekleyebilir. Videolarımızı paylaşırsanız, yorum yazarsanız, beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Yeni bir soru. Bu da çok soruluyor. Bunu da Filiz Hanım sana soralım. Oradan ben bir şekilde müdahil olurum. Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyoruz? Biz buraya taşındıktan sonra belirlediğimiz bir şey değil. İşimizi belirleyip sonrasında böyle bir karar almamızı kolaylaştıran bir iş kurduk. Zaten bir iş planımız var. Araya şunu söyleyebilirim. Biz cebimizde İşte atıyorum 50.000 liramız var, dur şöyle gidiyoruz diye buraya gelmedik. Hazır da para olmadan buraya geldik. Biz bir iş kurup o işten para kazanırken buraya geldik. Farklı herhangi bir yerden buradaki yaşamımızı idame ettirmek için kanalize ettiğimiz bir gelirimiz yok. Yani farklı bir yerde kirada bir yer, bambaşka bir yer, bir köyde bir arazi vesaire bu tarz bir şey yok zaten. Tamamen şu anda online satış yaparak biz hayatımızı idame ettiriyoruz. Biliyorsunuz bir çocuğumuz var, bir çekirdek aileyiz ve ailemizi bu şekilde geçindiriyoruz. Burada ekim dikim yapmaya başladık. Daha önceki videolarda var yani çok yeni başladığımız bir şey. Bakalım başarabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Onu da hep beraber yaşayacağız. Ama biz hayvancılık ya da tarım yaparsak bunu ticari amaçlı hiç düşünmedik. Bunu daha sağlıklı beslenebilmek için düşündük hep. Yani sebze ve meyve yetiştiriciliğini. Düşünmedik yanı sırasında aslında böyle de bir şey yapmayacağız. Yani evet. Atıyorum bir şey ekip ya da bir yerden bir şey alıp ya da buradaki insanlara yaptırıp bunu pazarlamayı hiçbir zaman düşünmedik. Çünkü buradaki hayatımızı kendi zevk aldığımız bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bunu bir iş haline getirip burada da içinden çıkamadığımız, işte yaşamaktan sıkıldığımız o sorunları tekrar yaşamak istemiyoruz. Burası yani, bizim hayatımız. Evet, eğer bizim gibi düzenli gitmenizi gerektirmeyecek bir iş yapıyorsanız böyle bir kararı alırken bir
2-0 öndesiniz diyebilirim. Hele bir de köyde bir yeriniz varsa, tabii, babadan dededen kalan bir evet arsanız bir şeyiniz öndesiniz varsa çok çok az engeliniz var demektir. Burada artık sizde gerekli olan tek şey karar verip harekete geçmektir herhalde. Yani kısacası biz burada para kazanmıyoruz, burada kazandığımız parayla da yaşamıyoruz. Kurduğumuz iş planıyla devam eden işimizi buradan devam ettirip para kazanıyoruz ve bununla burada istediğimiz hayatı yaşıyoruz. Derken hemen yeni soru, köyde ne kadar para harcıyorsunuz? Harcamalarınız nasıl? Harcamalarınız düştü mü? Yani köyde harcamalarımız tabii ki düştü İstanbul'a göre. Bir kere yani şimdi... Şu soba yeter ya. Evet yani ısınma yani anlamında sobanın gerçekten evet başta bir 4500 lira gibi belki bazı insanlara yüksek gelebilecek bir rakam verdik ama hem görselinden çok memnunuz hem de ısıtma olayından çok memnunuz. Tamamen döküm bir soba ve gerçekten çok sıcaklığı muazzam. Yani şöyle söyleyeyim, evimiz bayağı geniş. Dışarıda herhalde böyle şu an 1 derece 2 derece hava var. Herkes mont üstüne mont giyiyor. Kar fırtınası. Biz evimizde şu an sobamızı yaktık. Şu tişört bana fazla gelmeye başladı. Böyle yanlardan yanlardan ufak ufak bazen damlalar süzülüyor. Terliyorum. Evet. Yani öyle güzel bir sıcak. Isınma anlamında yani sobanın bize tabii ki çok ciddi bir getirisi oldu. Bir de gerçekten belki bu kısım yani bana ilk başta bir tuhaf gelmişti. Sebzeyi vesaire anlıyorum orası tamam ama et fiyatı neden daha uygun? Bunu da şöyle söyleyebilirim. Atıyorum İstanbul'da 300 liraya alacağınız eti buradan herhalde 240 liraya, işte 230 liraya falan alabiliyorsunuz. Hı hı. Ve etin tadı da daha güzel. Daha güzel eti daha ucuza yiyebiliyoruz burada. Bir de burada az insanın yaşadığı bir yerdeyiz. Haliyle pandemi korkusu burada daha az. O nedenle belki daha işte pazara çıkabiliyoruz. Ben İstanbul'da belki yıllarca hiç pazara gidemedim. Yani daha çok böyle market alışverişleri, sakin saatleri tercih edip bu şekilde idare ediyorduk. Ama burada pazar gerçekten benzer işte bir sürü tezgahtan hani fiyat bakabiliyorsunuz ve size en mantıklı gelen tezgahtan alışveriş yapıyorsunuz. Şimdi markette böyle bir şansınız yok ve gerçekten market fiyatları daha yüksek. Bu da bir gerçek. O nedenle beslenme anlamında da ki yazın çok daha avantajlı evet olacak inşallah bu ektiğimiz mahsullerden. Evet. Ki şu da bu hani pazara gitti mi? Benle de ilk kez pazara burada gitti evet arkadaşlar. Pazar videomuzu da izlemek için önceki videolara bakabilirsiniz. Kiramız İstanbul'a göre ortalama sıf kiradan 1500 lira gibi bir karımız var. Artı, aidat yok. Artı bir de burada çünkü tabii aidat yok, bir şey yok baktığınız zaman. Yani sadece kira ödüyorsunuz. İstanbul'da bir de şu başladı, kira öder gibi aidat ödemeye başladı insan. Evet, çok yüksek. 2000 liralık, 3000 liralık evde oturup aylık 750 lira, 1000 lira bir de aidat ödemek. Yani o da ekstra bir masraf. Bir diğer soru da günlük neler yapıyorsunuz? Yani gününüz orada nasıl geçiyor? Sıkılıyor musunuz? Yani sıkılmaya vakit bulamıyorum. Şu an benim sakalımı görenler, tam gene bir mağara adamı oldum. Sakal tıraşı olacak vakit bulamıyorum. Ne berbere gidecek ne evde kendim yapacak. Gerçekten vakit bulamadım. Sabah kalkıp akşam uyuyana kadar burada devamlı yapmanız gereken işler var. Günümüzü çizmek gerekirse, şimdi Filiz de farklı saatlerde kalkıyoruz sabah. Çünkü Filiz de akşam biraz daha geç yatıyor. Ben sabah 7.30-8 gibi kalkıp başta kargolarımızı hazırlıyorum. Çünkü 10'da bizden kargo alınmaya geliniyor. Onda kargoları verdikten sonra Bambam Efendi'nin yürütülmesi, işte tavukların beslenmesi, yapılacaksa bahçede bahçe işleri, sulamalar gibi işleri yapıyorum. Eve döndüğüm zaman zaten Filiz kalkmış ve kahvaltıyı hazırlamaya başlamış oluyor bahçeden eve girdiğim zaman. Birlikte bir kahvaltı edip ben bu sefer ilçeye geçiyorum. Çünkü 4-5 farklı firmayla çalışıyoruz, satış yapıyoruz. Trendyol, Çiçek Sepeti, Hepsi Burada, N11 gibi mağazalarla satış yaptığımız için farklı farklı kargo firmalarıyla çalışıyoruz. Bu yüzden ilçeye de gitmem gerekiyor. Kahvaltıdan sonra ben ilçeye gidip tekrar kargolarımı bırakıyorum. İşte ambardan malım geldiyse malı almaya gidiyorum. İşte alışverişi yapıyorum. Bu sırada Filiz'le Mia'da evde işte egzersizler yapıyorlar, ders çalışıyorlar. İşte sayıları, renkleri, Filiz ona bir takım şeyler öğretmeye çalışıyor devamlı. Antrenman yapıyorlar. İşte Filiz evi toparlamaya başlıyor, temizlemeye başlıyor. Sonra ilçeden eve geliyorum. Ya odun çekmek gerekiyor, ya odun kırmak gerekiyor, ya odun kesmek gerekiyor. Çünkü kıştayız, havalar soğuk. İşte sobanın da bir taraftan temizlenmesi gerekiyor. Çünkü soba temizleme videomuzda. Üç tarafı da cam. Yani o cam bir şekilde kararıyor. Onu düzenli her gün temizlemeniz her gün gerekiyor. Evet. Filiz sobayı temizlerken işte ben odunumuzu kesiyorum, kırıyorum vesaire. Ve zaten akşam yemeği zamanı geliyor. Yani şöyle toparlayayım aslında. Ev ve iş bir aradaysa, bir de üstüne ebeveynseniz,
bitmiyor. Bir de köy yerindeyseniz zaten bu kadarı bence durumu anlamak için yeterli. Bu zor değil. Bunu olumsuz bir şey olarak anlatmıyoruz. Birincisi işimizden para kazanıyoruz ve işi kendi istediğimiz saatlere göre bazen gece bazen sabah çok erken saatte yapabiliyor olmak aslında yine de bir özgürlük. Köy işleriyle alakalı da şimdi bir gün işiniz çok olur, yorulursunuz. Evet. Ertesi gün dinlenirsiniz. Bazen havalar izin vermiyor. Hava şartları izin vermiyor. Şimdi kış olduğu için tabii ki daha az işimiz var. Belki o nedenle videolarımız biraz daha böyle içeride oluyor şu an. Hala kar yağış devam ediyor. Ama yazın tabii daha çok bahçede olacağız. Daha çok bahçe işlerimiz olacak. Size göstermek istediğimiz burada tabii, çok fazla yer. Daha çok yaylalar, işte evet. Göller, dolaşacağımız yerler onun var. Onun için bir kısa daha zaman istiyoruz sizden. Hava şartları için. Yani birlikte çok güzel turlara da çıkacağız. Akşam eve geldik, yemek yedik. Bambam Efendi'nin tekrar bir yürüyüşe çıkması gerekiyor. Köpeğimizi ortalama günde 7-8 kilometre minimum yürütmeye çalışıyoruz. Yani onun da hem sağlığı için, hem enerjisini atması için, hem de mutlu olması için. O konu benim için aslında İstanbul'la Sakarya arasında bir mukayese yapınca benim için bir dezavantaj oldu. Çünkü İstanbul'da Bambam'ı ben de yürütebiliyordum. Fakat burada gerçekten çok fazla serbest köpek olduğu için tabii. Yani ben biraz eğer olur da bir köpek kavgası olursa bunu ayırabilir miyim, yapabilir miyim? Buna cesaret edemediğim için burada yani geldiğimizden beri ben Bambam'ın yürüyüşleri konusunda Deniz'e hiç destek olamadım. Bu da benim aslında yaptığım egzersizi biraz kısıtlamış oldu maalesef. Yürüyüşten sonra eve gelip tekrar kargolarımız varsa kargolarımızı hazırlıyoruz. Çünkü bazen kampanyalar vesaireler çok büyük yoğunluklar oluyor ve bizim tüm pazar yerlerinde aynı gün kargoya verme gibi bir etiketimiz var. İşte birinde 24 saatte kargoda, birinde aynı gün kapında. İşte hemen kargoya veriyorum gibi farklı farklı etiketler. O yüzden onları hazırlayıp geldikten sonra 12-13 saat içinde vermemiz gerekiyor. Onun dışında onlar bittikten sonra işte yani Deniz birazcık daha böyle günün yorgunluğuyla erkenden uyumayı tercih ediyor. Normalde de yani ben de oldum olası birazcık daha böyle geç uyumayı seven biriyim. O nedenle Deniz benden erken uyuyor. Ben 11.30-12 gibi ya uyumuş oluyorum ya da uyumuş gibi etrafta dolaşmaya başlıyorum. Yarı zombi gibi. Daha çok kargomuz varsa Filiz belli bir saate kadar tekrar kargoları hazırlıyor ve genelde günlerimiz bu şekilde geçiyor. Tabii 2-3 günde bir de bu temponun arasına video çekebilmek için Mia'nın uyuduğu bir anı kollayıp video çektiğimiz anlar oluyor. Şu anki gibi. Şu an yanımızda uyuyan kızımız uyanana kadar video çekebilmekte özgürüz. Hani bazıları söylemiş daha çok Mia'lı videolar istiyoruz, daha çok Bambam'lı videolar istiyoruz. Bambam kolay. Bambam çok söz dinliyor ama Mia daha çok söz dinlemiyor. Evet. Biraz yaramaz ve hiperaktif yani bir kızımız birazcık var. Birazcık keyifli görüntüler ortaya koyalım. Kaliteli bir şey sunalım istediğimiz için teknik anlamda da. Onun ilgisini çeken yani, çok fazla şey evet, var. Etrafta çok fazla malzeme oluyor. İşte mikrofonlarla uğraşmak istiyor. Tripod'a gidiyor, evet, kameraya gidiyor. Var. Yani gimbal'ı elliyor, işte kamerayı elliyor vesaire. Ağlıyor, durmuyor. Elletmezseniz evet, de ağlıyor yani, o yüzden. Yani video olmayınca da çok şey. Ama yazın bahçede onun daha çok dikkatini dağıtan şeyler olduğu zaman Mia'yla da videolar geliyor. Hatta belki Mia'ya özel bir seri bile yapıp. Evet. Mia ile Bambam diye onları bir çok da... kısa orman videosunda yani bir önceki videomuzda keyifli böyle bir şey anını yakalayıp Mia'yı da dahil etmiş. Tamam. Sorun Denizcan Bey, Denizcan Bey yollayın gelsin. Köyde para kazanılır mı? Gündelik işler var mı? Köyde para kazanılır. Yani işte biz zaten yani köyün getirdikleriyle alakalı değil tabii. Online satış yaparak para kazanıyoruz ama bu tarz bir iş düşünebilirsiniz. Onun dışında hani bizim direkt çevremizde yok ama farklı çiftliklerde çalışıp buradan en başta bir deneyim kazanan ve aynı zamanda da gelir kazanan insanlar olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey olabilir. Ama özellikle Sakarya için konuşuyorsak çünkü bu bölgelere göre değişen bir şey. Ege'desinizdir zeytin toplamak için gündelik çalışabilirsiniz. Burada da tamamen Karadeniz iklimi olduğu için dediğim gibi. Fındık. Fındık çok burada. Yani fındık toplamak için yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz konuştuğumda işte kargo. Kargo. Hani... Ne diyordum? Fındık. Fındık'ta kalmış. Fındık bahçelerinde de işte ilk buraya geldiğimde konuştuğum insanlardan duyduğum kadarıyla 100-150 lira arasında günlük yevmiye değişiyor. Fındık toplanabiliyor. Peki bu 100-150 lira neye göre değişiyor?
araziye göre değişiyor arkadaşlar. Çok dik mi? Yani çok dik. Evet. İşte yerden mi toplanacak, ağaçtan mı toplanacak, arazi şartları nasıl? Biraz buna göre değişiyor. Uzaklığa göre değişiyor. Köy ve merkeze uzaklığa göre değişiyor. Bu şekilde günlük işlerde bulunabiliyor. Bu arada çok böyle büyük fabrika gibi bir şey yok ama çok yani şu anda bulunduğumuz köyde evet iki tane mandıra var. Burada da işte peynir paketleme, yağ vesaire bu tip şeyleri paketlemek için saatlik, günlük bazen personel çalıştırıyorlar. Böyle şeyler olabiliyor. Yani sebze meyve satılabilir. Bunlar yapılabilir. Yani, tabii hani bahçeniz biraz büyükse bir şey üretip pazarda satış yapabilirsiniz. Pazarlarda yer kiralayıp özellikle buranın yerli köylüsünün değil mi olduğu özel bir bölüm var pazarda. Evet. Yani orada bir yer kiralayıp ürünlerinizi satabilirsiniz. Ve en önemli soru, bunu hep soruyorlar. Bunu bizim çevremizden de soruyorlar. Instagram'dan da mesajlar gelmeye başladı. Bir 20-25 kişi mesaj gönderdi. Bunlardan bir tanesi hani gittiniz, mutlu musunuz? İşte şimdiki aklınız olsa gider miydiniz? Negatif yönleri nedir? Pozitif yönleri nedir? O zaman hemen Filiz'e dönelim. Ay, mutlu musun? Ben çok konuşacağım burada. Çok yani mutluyum. Mutlu olduğum gerçekten çok fazla şey var. Fakat mutsuz olduğum demeyeyim de negatif bazı şeyler de var ciddi anlamda. Keşke böyle olmasaydı diye düşündüğüm şeyler. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Önce mutlu olduklarım. Hangisi daha uzun? Mesela atıyorum 3 tane mutlu olduğun, 3 tane de mutsuz olduğun şeyi söyle. Mutlu olduğum şey burada gerçekten birbirimize çok daha fazla vakit ayırabiliyor olmak. Bu benim için çok keyifli. Bir de yazın çok daha keyifli geçeceğini biliyorum kışa göre. Bu benim için çok güzel bir motivasyon. Bahçemizi daha aktif kullanmaya başlayınca. Evet, yani bahçeyi daha aktif kullanınca oradan Mia'yı hani oradan besleyebildiğimi görünce çok daha keyif alacağımı biliyorum. Onun dışında burası gerçekten çok misafirperver insanlarla dolu. İnsanlar çok sıcakkanlı. Buraya gelmiş olmamıza şaşırıyorlar. Yani çünkü çok bizim yaş grubumuzda kimse yok. Genelde daha bizden daha büyük yaş grupları var. Daha emekli. İşte hani çocuklara bir şekilde daha aktif. Buranın yerlisi yani. Evet. Hani böyle burası bizim gibi böyle dışarıdan gelmiş yani hemen hemen kimse yok. Evet. Bunlar yani benim için pozitif şeyler. Üç oldu. Negatifleri sayıyorum. Neden bilmiyorum. Köy yerlerinde ulaşım bana çok pahalı geliyor. Yani belki metropol şehirlerde 500T miydi ya? İstanbul'un bir 500T'si var ya meşhur. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gidiyorsunuz. İki otobüs ücreti ödüyorsunuz. Şimdi burada gerçekten gittiğimiz mesafe çok kısa ve minibüs fiyatları bana çok yüksek geliyor. Buradan şehir merkezine gitmek 4,5 kilometre 6,5 lira. Evet, ilçeye gitmek 6,5 lira bence çok da az bir para değil yani. Çünkü gerçekten yürüseniz yazın yürünecek bir yoldan bahsediyoruz. Bir de gerektiğinde özel hastane olmaması. Yani özel hastane için aracınızın olması lazım ve sizin şehir merkezine gitmeniz lazım. Sakarya'ya, Adapazarı'na geçmeniz lazım. Üçüncüsü de deniz olsun. Sürekli deniz olsun. Deniz daha yakın olsaydı bize keşke. Bizim çıkarttığımız sorular bunlardı arkadaşlar. Ama son olarak bir özetlersek bence bir takım önerilerde bulunabiliriz. Böyle köye göç etmek isteyen, bizim gibi bir hayat sürmek isteyen insanlara bazı tavsiyelerimiz olsun. Yani ben de yapabilir miyim, acaba gidebilir miyim diye düşünüyorsanız öncelikle gidince düşünürüm denilecek bir şey değil elbette ki hayatınızı nasıl idame ettireceğiniz. Bunun için öncelikle neyle geçineceğinize bir karar vermiş olmak gerekiyor. Tabii ki gideceğiniz bölgeye karar vermiş olmak gerekiyor. Varsa bir köy eviniz dediğim gibi zaten çok avantajlısınız. Eğer metropol şehirdeki konfor alanınızdan çıkamayacaksanız böyle bir ihtimal varsa kafanızda belki bir köye yerleşmek sizin için ideal olmayabilir. Hemen. Çünkü burada geri dönmek gerçekten çok zor. Köye gelip köylü olduğunuz zaman tüm hayat standartlarınızı değiştirmeniz ve komple buraya bir şekilde kanalize olmanız gerekmiyor. Biraz adapte olmanız yeterli. O Filiz'in de dediği gibi konfor alanınızdan biraz çıkmanız, biraz da konfor alanınızı yanınızda getirmeniz gerekiyor aslında. Yani kendi yaşam biçiminize göre burayı uyarlayabilirsiniz. Yani gittiğiniz her yer için aslında bunu söyleyebiliriz. Yani elbette ki marketten verdiğiniz siparişi evinize kadar getirenler olmayacak. Sürekli dışarıdan yemek siparişleri veremezsiniz. Bir şeyleri yani elde etmek istediğiniz şeyler için burada sizin daha fazla çaba harcıyor olmanız gerekiyor. Toprakla uğraşmak size keyif veren bir şeyse, doğayı seviyorsanız ya da deniz kenarında bir daha denize yakın bir yerde yaşayacaksanız öyle bir köyde. Bunları seviyorsanız ve oradaki nimet hayatınıza gerçekten bir kazanç gibi ekleyebilecekseniz, katabilecekseniz o zaman köy hayatı size hem maddi anlamda avantajlı olabilir
hem de zaten keyif aldığınız bir şeydir. Ve istediğiniz hayatı yaşamaya istediğiniz başlarsınız. İstediğiniz hayatı yaşarsınız. Bu gerçekten en önemlisi zamanın size kalıyor olması, zamanı sizin programlıyor olmanız. Çünkü gerçekten şimdi 8 saat, 9 saat çalışıp işte belki 2-3 saati trafikte yolda geçirip hani evinize gelip belki o günün yorgunluğunu atayım, bir duştur, bir yemektir dedikten sonra size yaşanacak ne kadar zaman kalıyor? Bir bunu düşünüp sonra buradaki işlerin zorluğuyla alakalı biraz kafa yormak lazım. Dediği gibi hazır parayla gelmek yerine bir iş planı oluşturup gelebilirsiniz. Çünkü hazıra dağlar dayanmaz. Burada işinize devam edebilirsiniz. Ya da burada yapacağınız bir işi daha önceden hazırlayıp gelebilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz bu olabilir. Arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz, beğendim butonuna tıklamayı da unutmazsanız seviniriz. Beğenmiyorsanız da beğenmedik butonuna tıklayabilirsiniz. Biz de buna göre anlarız ne kadar insan beğeniyor, ne kadar insan beğenmiyor. Yorumlarınız da bizim için önemli. Bir yoklama yapalım. Bizi hangi şehirlerden izliyorsunuz, nerelerdesiniz? Bize yaşadığınız yerlerden yorumlarda selam gönderirseniz çok seviniriz. Bir videomuzun daha sonuna gelirken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk. Umarım sizi de yine bir 10-15 dakikalık hayatın o engamesinden çekip çıkartabilmişizdir. Hep birlikte sohbet edebilmişizdir. Umuyoruz sorduğunuz sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Onun dışında merak ettiğiniz şeyler varsa yine lütfen yorumlara yazın. Biz de buradaki hayatımızla alakalı ya da tecrübelerimizle alakalı deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.